Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, muhakematın ikinci makalesi. Unsurul beladayız. Burada belaat kitabı değil bu. Belki belaatın bütün ilimlerinden çıkarılan çok önemli kaideleri anlatıyor bize. Özü veriyor, özü. Yoksa diğerlerini her yerden okuruz. Kelamın semeratı ise, biliyorsun kelamın güzelliğini anlattı, kuvvetini anlattı vesaire vesaire. Bugün de meyveleri. Yani bir söz söylüyorsun, o söz hangi meyveleri verecek? Arkadaşlar burada bir şey söyleyeyim, hatırlatayım. Hatırlarsanız bana da hatırlatırsınız. Çok sevinirim yani. Biliyorsunuz biz usulü fıkıhta neyi okuduk? Yani bunu nazara vermezsem hiçbir şey anlamayacaksınız. Yani bu çok önemli. Bugünkü dersin temeli bu. Şeyde usulü fıkıhta nazm, hem Kur'an hem de sünnetin nazmı, yani lafızlarıyla alakalı dörtlü bir taksim vardı. Hatırlıyor musunuz? Yani uzun uzun okuduk. Mesela birinci taksim dört kısma ayrılıyordu. Onları ben söylemeyeceğim. Yani bir lafzın manaya vaz edilişi açısından. Yani mesela bir kelime müfred olur, bir kelime müşterek olur, bir kelime mürekkep olur ve kısımları vardı. İkinci taksim, lafzın taksimi. Bakın bunu çok önemle dikkat edin. Bu da önemliydi. Neydi önemliydi? O da acaba bir lafzın manası açık mı, kapalı mı? Ona göre 8 taksimi vardı. Hatırladınız mı? İkinci taksimde de 8 çeşidi vardı. Mesela zahirdir, nastır, işte muhkemdir, müfesserdir vesaire vesaire. Hafidir, öyle değil mi? Hatırlıyorsunuz. Üçüncü taksim ise, işte bu çok önemli. O da neydi? Acaba hakikat mı, mecaz mı, kinaye mi, ona göreydi. Yani, şimdi dördüncü taksim, aslında üçüncü taksim bu sıralamada. O da neydi? Acaba bir lafız manaya delalet ederken ne türlü delalet ediyor? Vecih delalet. Vecih delalet. Tamam mı? Yani vecih delalet. Yani kelamın meyveleri bu. Anladın değil mi? Öyle kelamdan sadece zahirini anlayıp yetmeyeceksin. Tamam, zahiri var. Delalet bil ibare diyeceğiz şimdi. Anlatacağız. Gelince anlatacağız. Yani biliyorsun bir ibaresinin anlattığı var. İbaresinin de anlattığı yine o zahir, hafi vesaire işin içinde de, yani onu da nazara almalısın. Bir de şeyi nazara almalısın. Mantıkta okuduğumuzu, acaba delaleti mutabıkiye mi, delaleti tazammuniye mi, delaleti iltizamiye mi? Tamamen dal bir ibare bu. Bir de dal bir iktiza, dal bir delale hepsi var. Şimdi okuyacağız onu. Dolayısıyla meyveler derken bunu anlayacaksınız. Yoksa bu dersi anlayamazsınız. Kelamın semeratı ise, meyveleri ise, hayalli yapabildin mi Selim? Ne geldi? Şu anda önümüzde dev bir yeryüzü haritası var. Yani lafız, yeryüzü, içindeki yollar, metotlar vesaireler de o meyveleri kelamın. Tabakat-ı muhtelifede, farklı tabakalarda. Mesela birisi ibare tabakası, birisi delalet tabakası, birisi kıyas tabakası. Suveri müteaddide de farklı şekillerde teşekkül eden meanidir, manalardır. Bediüzzaman öyle anlatacak ki bunu. Şöyle, kimyaya aşina olanlar malumdur. Yani kimya ilmini bilenler. Bir maddeyi, mesela altın gibi bir unsuru, unsur element demek. İstihsal edildiği vakit, altın elde edilirken ne olur? Makine veya fabrikayla ne yapılır bu? Müteaddit borularla. Ama o borulardan altın akan yer vardır. Öyle değil mi? Bakır akan yer vardır. Enteresan bir şey ha. Ve muhtelif teressübatıyla yığıntılar. O şeyin altına çökmeler, çöküntüler. Yani bir kısmı demirdir. Bir kısmı tamamen boş bir şeydir. Ama bir kısmı da altındır, teressübat. Öyle değil mi? Mütenevvi teşekkülatla. Çok farklı teşekküller oluşur. Yani altın oluşur, ne bileyim gümüş oluşur, bilmem ne oluşur.
Tabakat-ı mütefavitede geçer. Çok farklı matabakalarda en son altın çıkar. En nihayet ondan bir kısmı tahassül eder. Yani ortaya çıkar altın olarak. Kelam denilen işte aynen altın madenine benziyor kelamda. Mani mütefavitenin içinde çok farklı manaların fotoğrafıyla alınmış muhtasar bir haritan. Yani kelam bir haritaya benziyor. İstiab ettiği, içine aldığı gibi mefahim-i mütefavitenin birbirinden farklı manaların sureti teşekkülü budur ki. Kelam nasıl teşekkül ediyormuş? Yani altın gibi kelamın nasıl teşekkül ettiğini. Şimdi arkadaşlar burada yalnız yani ilahi aşk herkese nasip olmaz. Aşık olacaksınız. Hayalen. İronik aşk yani. Hakiki aşk değil. Bizim o Sürünamlı talebe gibi. İki talebe geldi. Biri burada bir aşık oldu, geri gönderdik. Öyle değil yani sizinki de. Arkadaşlar insan ister istemez. Yani belki de ileride hanımı olacak. Çok güzel bir hanımı gördüğü zaman insan oldu. Eğer gençse duygular kabarır. Bunu hayal edin, şimdi başlayın. Anladın değil mi? Bak ne diyor. Tesirat-ı hariciyeden, dış etkilerden. Yani ne demek dış etki? Karşında bir güzel var. Anlatabildim. Veya bunu çok ak gündüz için son model bilgisayar, laptop diyeyim. En iyisi biz öyle diyelim. Ama öteki yani beni günlerce, aylarca heyecana getirdi gördüğüm. Şimdi aldım şeyimi, laptopumu. Param yoktu tam. Yetiştiremedim. Aldım elhamdülillah. Şimdi harici tesirler. Görünce ben şeyi, benim bilgisayarı, özelliklerini etkiledi beni. Kalbin bir kısım ihtisasatı, kalp bir kısım duygularla duygulanıyor. Bu ihtisasat zannediyorum, yani sin var ya, ihtisasat. Evet. Yani ihtisasat değil. Yani duygulanmaları var. Bir baktım ki, sistemin çalışacağı yer M2. Yani SSD'den 4 kat fazla hızlı. Şu anda benimki, yani sistem. Beni çekti. En iyisi kadını vermeyelim de misal. Burada romantik şey yazmıyoruz yani. En iyisi bizim bilgisayarı verelim. Bir kısım duyguları ihtizaza gelmekle. Yani depreniyor içimde. Miyulat tevellüt eder. Yani o bilgisayara karşı bir kısım arzular doğar. Ben aynen yaşadım bunu. Bunu bilesiniz. Ondan hevai manalar, havada kalan manalar bir derece aklın nazarına ilişmekle. Şimdi ben şey yaptım, kıyasladım. Alsam işte parası şu kadar, benimkiyle kıyaslanırsa şu kadar, akıl noktasına geldi. Aklı kendine müteveccih eder. Aklı ilgili yöneltir kendine. Sonra o buhar halindeki mana bir kısmı tekasüf etmekle. Artık katı hale geldi. Onu mu alayım? Yani hangisini alayım? HP mi alayım? Yoksa Microsoft'un çok harika şeyi var. Yani onu mu alayım? Hepsi gerçekleşti bunlar. Temayüla, içimdeki meyiller ve tasavvura, tasarlamaların bir kısmı muallak kalıp. Lenovo mu alayım? Şaşırdım ben. Yani ortada kaldı. Bir kısım dahi takattur ettiğinden damla damla artık düştü. Akıl ona rağbet gösterir. Ben mesela HP'de karar verdim. Aman marka şeyi parası almıyoruz, reklam parası. Sonra mayi halindeki o insanın aklında sıvı haline gelen kısımdan bir kısım tasallup ve tahassül ettiğinden, katılaşıp ortaya çıktığından akıl onu kelam içine alıyor. Sonra o mütesallipten, katılaşan manadan bir resmi mahsus ile diyorsun kardeşim benimki iş için olacak. Benim için önemli olan oyun değil. Tasallup eden fikirler bunlar. Laptop hakkında anladın değil mi? Bir de oyun için olan bilgisayar. Benim için önemli olan Word'ü çok iyi çalışayım. Anladın mı? Acaba ikinci diski hard disk SSD değil, zarar verir mi vermez mi? Yok. Bilgi naklinde SSD olmaması zarar vermez. Bunlar hep tasallup eden fikirler. Anladın mı? Yani iyice katılaştı. Temessül ve tecelli ettiğinden. Yani benim nazarımda kesinleşti. Akıl onun kametine göre bir kelam-ı mahsus ile onu gösterir. O zaman bir satırda alacağım laptopu özetlerim.
Anladın değil mi? Her şey anlaşıldı. Demek müteşahhıs olanı, yani ne demek? İyice zihninde şahsiyeti belli olanı kelamın sureti mahsusası içine alıyor. En son diyorsun kardeşim benimki şu marka olacak. 8'den aşağı ön belleği olmayacak. 2 diski olacak. Arkadaşlar bunlar hep teşahhuslar. Anladın değil mi? Ve tasallup etmeyeni, bak zihninde bazı katılaşmayan manalar var. Fehvanın eline verir. Efendim şey mi? İşte gücü ne olur, bilmem ne olur. Artık benim verdiğim asıl manadan işte bu fehva önemli. Fehva dediği şu. Yani bir defa burada önemli bir noktayı izah edeceğim. Sonra geçeceğiz. Yoksa burayı izah etmeden burada Osmanlı tarih ve hukuk kamusu işimize yarayacak. Oldu mu? Ne dedik? Usulü fıkıhta bir kelimenin manaya veçhi delaleti ile alakalı şey dörde ayrılıyor dedik. Hatırladınız mı? Dörde ayrılıyor dedik. Bu neymiş? Veya buna ne dedik? Mefhum dedik değil mi? Öyle değil mi? Şafiler mefhum diyordu. Biz ise delalet yolları, turukul istidlal dedik. Hatırlıyor musunuz? Ve bunu da iki kısma ayırıyordu Şafiler genellikle. Mantık ve mefhum. Mantık dediği üstadın mutasallib olanlar. Yani açıktan anlaşılanlar. Mefhum ise ikinci derecede anlaşılanlar. Bunlar kendi arasında Şafiler mefhum, mefhum muvafakat ve mefhum muhalif diye ikiye ayırıyorlardı. Mefhum muvafakat derken bizdeki o dört delaleti kastediyorlar. Anladın değil mi? Ama bizim Hanefiler öyle demiyor. Şimdi biz şeyi şey yapacağız. Yani nedir? Esas olan öteki manayı esas alacağız. Yani Şafiler, bizim Hanefilerdeki ifadeyi kullanacağız. Oldu mu güzel kardeşler? Dört çeşit bir kelimenin manaya delaleti var. Bunlar yani bunlardan birisi dal bil ibare. Ya ne demek bu? Söz bunun için nakledilmiş zaten. Anlatabildim mi? Yani dal bir delale. Hani o şey var ya, delaleti mutabıkiye, delaleti iltizamiye, delaleti tazammuniye. Bu tam dal bir ibare. Yani ne demek? Lafzın ibaresinin delalet ettiği mana. İbarenin delaleti. Lafzın ibaresi ona onu meydana getiren harf, kelime, terkip ve cümleler demek. İbarenin delaleti nasıl lafız ve sigasından ilk bakışta anlaşılan manaya deniliyor. Anladın değil mi? Bu üç tane delalet yolu mantıklı. Mesela birden fazla kadınla evlilikten bahseden ayetin esas sevk ediliş sebebi çok evliliğin mübahlığını anlatması. Öyle değil mi? Şimdi ayetten evliliğin helal ve mübah olduğu anlaşılıyor. Ama bunun dışında başka manalar var mı yok mu? O bizi ilgilendirir. Hangi şartlarla evlenilecek o manalar yok burada. Mühim olan nedir? Size Cenab-ı Hak yani mübah kılıyor birden fazla evlenmeyi. Hadise bu. Öyle değil mi? Meseleyi anladınız. Buna dal bir ibare diyoruz biz buna. Veya siyak-ı kelam, sözün sevk edildiği mana. İkinci mana ne? Dal bir iktiza. Bu da çok önemli. Arkadaşlar buna muktaza da diyorlar. Yani sözün gerektirdiği iktiza yoluyla, yani sözün doğru anlaşılıp hüküm ifade edebilmesi için belli bir takdir yapılması lazım. Mesela anneleriniz size haram kılındı. Hürrimet aleykum ummahatukum. Hatırladınız mı bu misali? Yani tamam da haram derken annemin elini öpmek mi? Hayır. Evlenmek. Yani orada dal bir iktiza var. Yani zaruri, yoksa o cümle mana olmaz yani. Anlatabildim mi? Yani asla şey olmaz yani. Mesela başka bir ifadede de diyor ki yani hata, unutma ve ikrah netice ümmetimden kaldırıldı diyor. Neyi kaldırıldı? Yani hiç hata yapmaz mı ümmeti? Yani sorumluluk kaldırıldı. Buna da dal bil iktiza diyoruz. Anladınız mı kardeşler? Ha. Geldik bir diğerine. Dal bil işare. Yani
lafzın ibarenin delaletinin ve sözü sevk ediliş gayesinin dışında kalan ama dil ve mantık kaidelerine göre lafızdan dolaylı olarak çıkarılan manaya biz ne diyoruz? Anlatabildim mi? Dal bil işare diyoruz. Misal verelim. Burası çok önemli. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Medine-i Münevvere hicret eden muhacirler fakir olarak vasıflandırılmış. Öyle mi öyle değil mi? Fakir denilmiş. Ne demek bu? İşari olarak. Demek ki Mekke-i Mükerreme'de bıraktıkları mülkiyet, yani kafirlerin istilası altında kalan mallar mülkiyetlerinden çıktı demek. Bak bu iktiza yolu, işaret yoluyla gelen mana. İbareden alınabilecek bir mana değil. Bu çok önemli. Hicret eden muhacirlerin fakirler olarak nitelendirilmesi bu manayı ifade ediyor. Geldik asıl sıkıntı olan dal bin nas. Nas'ın ibaresiyle delalet ettiği mananın özüne. Anladın değil mi? Bak bir de dal bin ibare vardı. Karıştırmayın bunu. Farklı. Yani anladın değil mi? Farklı bu. Dal bin nas demek nas'ın delaleti ama ibareyle delalet ettiği mananın özüne iniliyor. Yani mesela örneği hemen verelim. Ne diyor? وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ Anne babaya öf bile demeyin. Özüne indiğin zaman özü nedir? Yani eziyet etmeyin. Dolayısıyla buna dalbil delalede diyorlar. Dalbil evleviye diyorlar. Bakın bunun adına. Haydi haydi dövmeyeceksin. Anladın değil mi? Dövme haydi haydi. Buna aynı zamanda fehva el hitap diyorlar. Diğer alimler mefhumül muvafaka diyorlar. Dördüncüsüne mi? Tabii dördüncüsüne. Çok önemli. Delaleti evleviye. Anladın değil mi? Delaletü delale. Veya fehvel hitap. Şafiler de mefhum muvafakat diyorlar. Anladık değil mi bu dördü? Ha, şimdi okuyalım. Bak, demek mütehassıs olanı ama şunu da unutmayın. Yani Şafiiler bazen ikinci derecede kalan mefhumlara mefhum muvafakat mefhumu muhalefet diyorlar ve buna fehva dedikleri de vaki. Anladın değil mi? O iki yani tümüne birden. Müteşahhıs olanı yani ne demek? İbareyle açıkça anlatılanı. Kelamın sureti mahsusası için alıyor. Zaten kelamın özel durumu var. İster mutabıkan, delaleti mutabıkiye, ister delaleti tazammuniye, ister delaleti iltizamiye. Ve tasallup etmeyeni, anladın değil mi? Böyle katılaşıp gözün önüne gelmeyeni fehvanı. Fehva dediği işte burada Şafiilerin bütün bu şeylere delalet yollarına fehva diyorlar ya diğerlerine. O işte yani. Mefhum dedikleri. Fehvanın eline verir. Yani kelamdan başka yollarla anlaşılan demek fehva. Ve tahassül etmeyeni bir de hiç elde edilemeyen var. İşaret. Dal bir işare dedik ya. Dal bir işare çok acayipti değil mi? Onun misalini unutmayalım arkadaşlar. Dal bir işarenin. Muhacir. Ben bile muhacirlere fakir diyor Kur'an-ı Kerim. Ve keyfiyeti kelama söz nasıl nakledildi? Öyle değil mi? O da ne? Dal bil iktiza bence o. Öyle değil mi? Ve la tekul lehuma üffin. Öf bile deme. Dövme aydaydı. Ve takattur etmeyeni. Bak. Hiç damla akmıyor. O zaman da kelamın müstetbaatına havale eder. Müstetbaat ne demekti? Dün açıkladım. Yani bir kelamda ilmi maniye göre temel esas müsnet ve müsnedün ileyhtir. Yani fail ve fiildir. Yahut müpteda ve haberdir. Onun dışında hal, temyiz, bedel, atf-ı beyan ve de mef'ullerin bütün çeşitlerinden alınacak manalar müstetbaattır. Oldu mu? Veya kelamın takdim tehiri. Hepsi bunlar müstetbaattır. Onlara havale eder. Ve tebahhur bile etmeyeni. Bak. Yani hiç buharlaşmamış da. Yukarıda anlattı ya o şeyi. Yani buharı bile yok. Üslubun ihtizazatına. Nasıl üslubun? Gebertim ulan seni. Adam belli ki dövecek seni. Yani elinde de silah. Artık onu üslubunun anlatmasına gerek yok.
hareketim bunu yani üslubun ihtizazatı sallaması Kur'an-ı Kerim'in kul mutu bi gayzikum ayeti gibi öfkenizden geberin ulan diyorum ben manasını verirken. Ha ve kelamla refakat eden mütekellimin bak konuşan adamın etvariyle rapt eder. Yani tavırlarıyla bağlar. Birisi gelip de ben seni öldürmek istiyorum. Hiç yani insan hiç önemsemez ama o göbertirim seni deyip de elini silaha uzattı mı adamın tavrı bile mananın işte bu silsileyi anladınız mı kardeş? Bir, silsile dediği şu. Önce yani kelamın mahsus sureti. Ona dalbil ibare diyoruz değil mi? Yani ne demek? Delalet-i mutabıkiye, tazammuniye ve iltizamiye ile alınan manalar. İkincisi ama bunlar tasallup eden, ibarede kendini bulunduran. Bulundurmayanlar fehva. Bu üçü işte. Hatta mefhum muhalif de buna giriyor. Fehva dediği o bizim o diğer üç delalet yolu. Peki tahassül etmeyeni işaret. Hani dedik ya dal bir işaret. Ve keyfiyeti kelam. Takattur etmeyeni hiç damla bile yok. O zaman da kelamın mef'ulüne şuna buna. Hiç buhurlaşmayanı üslubun hareketine ve konuşanın tavrına. İşte bu silsilenin borularından ismin müsemması olur. Fiilin manası olur. Harfin medlulü olur. Harf tek kendi başına manaya delalet etmiyor ya, başkasıyla manaya delalet ediyor. Nazmın mazrufu olur. Heyetin mefhumu olur. Heyet dediği fail, fiil vesaireden meydana gelen veyahut da mesela hal ise farklı mana verilir. Temiz ise ayrı farklı mana verilir. Ve keyfiyatın mermuzu olur. Bu da çok önemli. Mermuz dediği remizler. Anladın değil mi? Yani remizler. Şimdi biraz sonra açıklayacağımız için remiz nedir? İma nedir? İşaret nedir? Bunları göreceğiz. Ve keyfiyatın mermuzu. Keyfiyat dediği mesela İyyâke na'budu diyorsun. Takdim ediyorsun. Tamamen ilmi mani bu. Neden? Çünkü hasra işaret ediyor. Ve medlulü ve nazmın mazrufu. Keyfiyatın mermuzu ve müstetbaatın. Yani kelamın asıl temel müsnet ve müsnedünleh dışında kalanlarının müşarünlehleri, işaret ettiği manalar. Ve hitabı teşhiye eden, yani bir konuşmayı takip eden, yani uğurlayan etvarın, konuşanın tavırlarının muharrikleri, neymiş onu tahrik eden unsur. Hem de, bak teker teker açıklıyor, dal bil ibarenin maksudu, ibare bir şeyi kastediyorsa, üç delaletten biriyle o ne kastediliyorsa. Anlaşıldı değil mi? Mesela insan kelimesi. Hayvan-ı natık manasına neyle delalet ediyor? Mutabıkiyye ile. Öyle mi öyle değil mi? Ama natık veya hayvan manasına tazammuniyye ile. Ama dahik manasına, gülen manasına iltizamiyye ile. Ve dallün bil işarenin medlulü. Bak delalet ettiği mana. Kur'an-ı Kerim Mekke'den gelenlere, muhacirlere fakir diyor. Ne demek fakir? Ne kadar zengin de olsa kafirlerin istilası altında kalan mallar mülkiyetlerinden çıkıyor manasına işaret ediyor. Ve dallün bil fehva. Bak fehva diyor görüyor musunuz? Hangisi bu? Dal bil nas dedik ya. Dal bil fehva. Yani ne demek? Nın mefhumu kıyasisi. Kıyas yapılıyor. Neydi o? Anne babana öf bile deme. Ulan bunun sebebi ne? Eziyet etme. Dövmekte daha çok eziyet var. O zaman mefhumu kıyasisi. Görüyorsun değil mi? Bir de dal bil iktiza. O neydi? Dal bil iktiza. Misalini hatırlamak istiyorum. Anneleriniz size haram kılındı. Öyle değil mi? Yani manayı zarurisi. Yani evlenmeleri. Yoksa annenin elini öpmek, yanında oturmak değil. Ve daha başka mefahim. Başka mefahim dediği de mefhumu muhalifler. Değil mi? Okuduk ya. Umumen bu silsilenin birer tabakasından inikad eder. Oluşur ve bu madenden çıkar. Eğer seyretmek istersen kendi vicdanına bak. Şu meratibi göreceksin. Bunu görmek, anlamak kolay bir iş değil. Şöyle. Bakalım okuyabilecek miyiz yoksa okuyamayacak mıyız? Yani biraz uzun, siz bilirsiniz.
bence yarın okuyalım. Evet hocam. Cezakumullahu hayran kesira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.